17 Ağustos, 23 Ağustos Başak Burçları neler bekliyor diyorsanız, duygusallıkta çalkantılı. Yani bu ara böyle hani kalbiniz hisseder, ruhunuz hisseder ve acaba öyle mi olacak, böyle mi olacak, duygular ve rüyalar ya da hisler çok çatışmalı olacak. Bence kalp sesinizi ve rüyalarınızı takip alırsanız bu haftaki aksilikleri çok rahat bir şekilde halledebilirsiniz. Çünkü sizin kalbinizde bu aralar hepsi kalp sizinle konuşuyor. Beyin hayır olmaz diyor. Kalbinizi eğer ki dinlediğiniz takdirde size çok güzel bir oluşum ve aydınlık yaşanacak olarak gözüküyor. Özellikle iş kapınızla ilgili beklediğiniz bir haber, olmasını istediğiniz yeni işinizle ilgili büyük aydınlıklar var değerli Başak Burçları. Ve şunu demek istiyorum. Çok uzun süredir planladığınız ve uzun soluklu bir tatiliniz ya da köyünüze gitmek istiyorsanız bununla ilgili de oluşumlar var ama hanede grip enfeksiyonları bazı başaklarda, halsizlik, yorgunluk, böyle devamlı bir öksürük, tıksırık varsa doktora gitmeyi ihmal etmeyin. Riskler olabilir. İhmal etmeyin diyorum değerli Başak Burçları. Ve çok da panik bir ruhunuz var. Detaycı ruhunuz olduğu için de her şeye evham yapıyorsunuz ama kendinizi gereksiz dinlemeyin. Gerçekten halsiz ve yorgun olduğunuzu hissettiğiniz için bir doktora gidin istiyorum. İş konunuzla ilgili özellikle uluslararası ticaret, ekonomi ticareti, mühendislik ya da mühendislik alanında başarılı olan Başak Burçlarında çok güzel bir değişim. Ve bu değişimle birlikte devlete girmek isteyen ve devlet kapısıyla alakalı beklediğiniz evrak ya da haberiniz varsa olumlu bir süreç uyarısı yazmışım size. Yalnız şöyle bir şey var. Bu hafta görünmez kazalara dikkat. Yani hiç farkında olmayarak ufak tefek ailenizde de gerçekleşebilir. Dikkat edin. Yani antenleri açalım. Yani algıları kapatmayalım. Belki bu ara dikkat etmeniz gereken bir süreç haftanız olabilir. Şöyle demişim. Duygusallıkta yalnızım ve aşk istiyorum Başaklar diyen. Evet, çok uzun süredir aşk beklentiniz var ama kimseyi de kolay kolay beğenmiyorsun Başaklar. Kimseye de fırsat vermek istemiyorsun. Sadece ben aşık olmak istiyorum. Ben sevilmek istiyorum diyorsun. Tamam yapalım, okey. Sen sevil, sen aşık ol da biraz da sen de adım at. Herkese böyle kaftandan bakarsan hepimiz evde kalırız yani. O yüzden ilişkin de olmaz, mutsuz da olursun, devamlı huzursuz bir tip olursun. Biraz insanların bazen işte en büyük hatamız ne oluyor? Kılık, kıyafet, kaşı, gözü, dudağına bakmaktan kalbini göremiyoruz. İnsanın her şeyi yaşlanınca çok mu güzelliğimize insanlar dönüp bakacak? En güzel yaş dönemimiz 14 ile 45 yaş arası. Ondan sonra vücut otomatikman aşağı çökmeye başlıyor. Ondan sonraki nesiller bu döngüyü sağlaması lazım. Bence biraz şanslar ve fırsatları doğru değerlendirdiğinizde doğru enerjiye de yelken açacaksınız. Özellikle Başak Burçlarına toprak ya da arazi satımı beklentiniz var. Uzun süredir satmak istediğiniz bir mal var ve yasal olarak çözülmesini istediğiniz anneniz ya da baba soyunuzun annesinden kalan miraslar ne zaman gelecek diyorsanız biraz daha vakti var. Aydınlık ve verimli olacak diyorum değerli Başak Burçları. Başaklara şey demişim. En doğru enerji bu hafta evinizde bereketinizle alakalı bereket duası ve özellikle sizde son zamanlarda yaşadığınız ani aksilikler için ya şafi çekebilirsiniz 1000-2000 adet ama mutlaka ve mutlaka üzerinizdeki negatif ve korkular değil de sinir harbiniz için sağlık şifa duaları vardır. Bakın kitaplara. Kendiniz için hangi dua kısa ve uygunsa. Çünkü insanlar uzun okumuyor. Bunu ama ya şafi mutlaka 1000-2000 adet çekin. Sonuçta şifalanmaktır. Üzeriniz. Ve bazı başaklara demişim ki uzaktan da olsa bir yatır ziyaret et. Yani bu yatırı ziyaret ettiğinde duanı yap. Rabbimize yapıyoruz unutmayın. Bu duanın kapısı açık bir gün olacak. İstersen yarın git, ister ertesi gün. Ama dua kapın açık. Lütfen bunu gör ve git niyetini Rabbime uzanarak yap diyorum. Yani duana ederek yani o kapıya gideceksin, Rabbime uzanacaksın ve o enerjiyle hayatınızdaki beklentiler olacak. Aşk konusunda geri bekleyen bazı başaklar bekle bekle dur. Ama yeni bir aşk var, onu değerlendirirsen evlilik olur diyorum. Evet, yükselen ve ay burcunuzu unutmuyorsunuz. 17 Ağustos depreminde unutmuyorsunuz. Allah gani gani rahmet etsin. Geride kalanlara sağlık, ülkemize bir daha zeval göstermesin diliyorum.